Arkadaşlar merhaba. 19 numaralı ünitemizin 5. köşe taşıyla devam ediyorum dostlar. Şöyle ayarlamaları yapıyorum. Sayı problemleri çözüyoruz arkadaşlarım. Sayı problemlerinin 5. köşe taşındayım. Her şey güzel gözüküyor. Bir daha basayım şöyle odaklanmaya, garanti olsun. Ve başlıyorum. Bir torbada bir kısmı 5, bir kısmı 8 gram olan 40 tane bilye vardır diyor. Şimdi toplamda 40 tane bilye var. Ben 5 gram olanların sayısına x tanedir diyorum. 8 gram olanların sayısına da y tanedir diyorum. Bunlar sayıları tane, tane. Toplamda x artı y eşittir 40 tane bilye var mıymış dostlar? Peki. Sonra da diyor ki bilyelerin ağırlıkları toplamı 284. Şimdi şöyle düşünelim. Bir bilye 5 gramsa x tane bilye var. 5x gram ağırlığında olur mu bu dostum? Bir bilye 8 gramsa y tane var bundan. 8y'de bunların ağırlıkları olur ve toplam ağırlıklarda 284'müş. Buna göre diyor bilyelerin kaç tanesi 8 gramdır? Y'yi soruyor. Yok etme metodu yapacağım. X'i yok edeceğim dostlarım. Hadi gelin şu üst tarafı 5 ile çarpalım. Ama eksi 5 ile çarpalım. Burası eksi 5y olur. Ya da yenisini şuraya yazayım arkadaşlarım. Eksi 5 ile çarpıyorum. Unutmayın bunu. Eksi 5x eksi 5y eşittir. Eksi 200 yaptı. Burayı aynen yazalım. 5x artı 8y eşittir 284. Hadi toplayalım alt alta. X'ler yok oldu. 8y eksi 5y'den 3y. 284'ten de 200 çıkarsa 84. Bu durumda y eşittir. 84'ü 3'e böldüm. 28'i paketledim dostlarım. 28 tane 8 gramlık bilye varmış. Geçiyorum. Bir oteldeki 40 odanın bir kısmı 2 yataklı, bir kısmı 3 yataklı. O zaman hemen ne diyorum? X tanesi 2 yataklı, y tanesi 3 yataklı. O zaman dostum x tane ve y tane toplamda kaç tane oda vardı? 40 oda vardı. Toplam 40. Yatak sayısı 97. X tane 2 yataklı varsa 2x tane yatak buradan gelir. 3 tane y yataklı varsa 3y tane de yatak buradan gelir ve toplam 97 yatak varmış. Bize de diyor ki 2 yataklı oda sayısı, yani x'i soruyor. O zaman y'yi yok edeceğim ben dostlarım. Hadi üst tarafı 3 ile çarpalım. 3x artı 3y eşittir 120. Alt tarafı da eksi ile çarpalım. Eksi 2x. Eksi 3y eşittir eksi 97. Çıkartıyorum bu keratoları birbirinden. 3y'ler gitti. Burada bir tek x kaldı. Burada da 23 daha 23 kaldı dostlarım. Demek ki 23 tane 2 yataklı oda varmış. 34 çocuktan bir kısmı torbaya 3'er bilye, bir kısmı da 4'er bilye atıyor. Şimdi 3'er bilye atanlar x kişi olsun. 4'er bilye atanlar da y kişi. X kişi buradan, y kişi buradan, hemen birinci denklem oluştu. X artı y toplam 34 çocuk vardı demiş. 34'e eşitledim. Şimdi toplamda da 120 bilye varmış arkadaşlar. Şimdi x kişi 3'er bilye atarsa toplamda 3x bilye buradan gelir. 4'er bilye atarsa y kişi 4y bilye de buradan gelir ve toplam bilye sayısı 121'miş. 3 bilye atan çocuk sayısı, yani x'i soruyor bize gobeller. Hadi y'yi yok edelim o halde. Üst tarafı 4 ile çarpalım mı dostlarım? 4x olur artı 4y olur eşittir 4 ile çarparsam 16 elde var 1. 12 1 de elde 13 olur. 136. Peki alt tarafı da eksi ile çarpalım. 3x eksi 3x olur. Eksi 4y gelir. Ve eksi 121 gelir. Hadi toplayalım bu gobelleri. 4y'ler gitti. Burada bir tek x. Burada da 5, 1, 0. X eşittir 15 geldi dostlar.
Son soruma bakıyorum. Hacmi bilmem ne olan bir depo 15 ve 12 litrelik bidonla su taşınılabilir. Bir de öğrenmesini konuşabilsem. Doldurulmuştur. Depo dolana kadar 42 bidon su taşındığına göre diyor. 15 litrelik bidon kaç kez kullanılmıştır? Şimdi ben 15'i ilk x kez kullanayım. 12'yi de y kez kullanayım. Toplam kaç sefer yapılmış? 42 bidon kez doldurulmuş. O zaman x ile y'nin toplamı 42 kez doldurulmuş. 15 litrelikle x kez dolum yaparsam 15x litre buradan, 12y litre de buradan gelir ve toplamda 576 litreymiş bu keratada. 15 litreliği soruyor, x'i soruyor, y'leri yok edelim o zaman. Hadi üst tarafı 12 ile çarpalım. 12x artı 12y eşittir 42 çarpı 12. Aha kenarda çarpıyorum bunları. 2 kere 2 4. 2 kere 4 8. 1 kere 2 2. 1 kere 4 4. Burası 4. Burası 0 elde var. 1 504. Dostlar ben bu işlemleri siz de görün diye bilerek daha önceden çözmüyorum soruları. Önceden çözüp de hemen getirip buraya işte 42 ile bilmem neyin çarpımı 504 diyenler var. Bunlara böyle ben bilerek böyle yapıyorum ki hani herkes iyice görsün. Bakın öğretmen bile 42 ile 12'yi böyle kağıtta çarpıyor dostlarım. Öyle kafadan pat diye çarpıp da 504 yazan yani şey inanmayın öyle her şeyde. Neyse devam ediyoruz. Peki bu kerata neymiş? 15x'miş. Artı 12y'ymiş eşittir 576'ymış. Bakın üst tarafı bir de eksiyle çarpalım dostlarım. Burası eksi olur. Burası da eksi olur. Burası da eksi olur. Hadi toplayalım bu kerataları. 12y'ler gitti. Buradan bir 3x geldi elimize. 576'dan 72 geliyor buradan da dostlarım. Hemen 3'e böldük. X eşittir 24'ü paketledik dostlarım. Evet. 5. köşe taşımızı gömdük. Aldık 6 numarayı elimize. Bakalım bu ne diyor. Odaklanmayı unutmayayım arkadaşlarım. Bir kere böyle unuttuk. Testin biri komple bulanık çıkmış. Bir çubuk 12 parçaya bölünüyor. Parçalardan her biri 2 santim daha kısa olsaydı çubuk 16 parçaya bölünecekti. Buna göre çubuğun boyu kaçtır? Bak yavaş yavaş yapıyorum dostum şimdi. Çubuk bu. Şimdi aynı çubuğu 2 kere böleceğiz dostlar. Şöyle yapalım. Şimdi bir çubuk 12 parçaya bölünüyor diyor. Şimdi ben bunu 12 tane şöyle parçaya bölseydim. Bölemediğimi varsayın ama böldüğümü varsayın siz. Her biri x santim, x santim, x santim gidecekti böyle değil mi arkadaşlar? Toplam kaç x santim olacaktı çubuğun boyu? 12x olacaktı. Şimdi aynı çubuğu diyor 2 santim daha kısa ayırsaydık her bir parçayı şöyle x eksi 2, x eksi 2, x eksi 2. Burada da diyor toplam 16 parça çıkacaktı. O zaman burada çubuğun boyu 16 tane x eksi 2 gelecekti. Şimdi aynı çubuğu bir böyle bir de böyle gördüm. O zaman aynı çubuk olduğu için bu keratalar birbirine eşit. 12x eşittir 16 çarpı x eksi 2. Hemen 4'e bölebilirim bunları. 3 olur. 4'e bölebilirim. 4 olur. Demek ki 3x eşittir. 4'ü de içeriye dağıtıyorum. 4x eksi 8 oldu. Eksi 8'i bu tarafa aldım. 8 eşittir. 3x'i bu tarafa aldım. X geldi. Çubuğun boyu x 8 çıktı. 12 çarpı 8 geldi dostlarım. O da 96 yapar cevabımız. Buradan da bulabilirdik. 8 eksi 2 6 yapar. 6 kere 16 yine 96 gelirdi dostlar. 2 numara bakalım. X öğrenci Y liraya bir hediye almak istiyor. Şimdi X tane öğrenci var. Hemen bak kendinden hayal kur. Biz de 20 liraya bir hediye alacağız de 10 kişiyiz de. Kaç lira düşer adam başı? 2 lira düşer. Nasıl buldun bu 2'yi? 20 bölü 10'dan buldun değil mi? Bir tane daha yap. Biz 30 liraya 5 kişiyiz hediye alacağız de. Adam başı kaç lira düşer? 6'şer lira vermeniz lazım. Nasıl buldun bu 6'yı?
30 bölü 5 dedim, 6'yı buldum. Şimdi demek ki Y liram var kardeşim. X kişiyiz biz. O halde adam başı Y bölü X lira verirsek biz bu hediyeyi alıyoruz şu anda. Peki devam. Bu öğrencilerin arasında bir öğrenci daha katılırsa her birinin payına düşen miktar, bak şimdi her birimiz bu kadar lira verecektik ilk başta. İlk durumda bu kadar lira verecektik. Ama bir kişi daha katıldı aramıza. X artı bir kişi olduk artık. Bu durumda vereceğimiz para sayısı Y bölü X artı bir olmayacak mı? Hani hediyenin toplam parası bölü kişi sayısı, kişi başına düşen şeyi hesaplıyoruz burada arkadaş. Her birinin payına düşen miktar ne kadar azalır? Şimdi bu diyor bundan ne kadar fazladır? Yani bu eksi bunu soruyor bize dostlarım o zaman. Hadi düzenleyelim bunu. Ne yapacağız şimdi arkadaşlarım? Paydalarını eşiteceğiz. Burayı x artı 1. Burayı da x ile çarpacağız. Şöyle olacak. Y çarpı x artı 1 eksi y çarpı x bölü x çarpı x artı 1. O da x kare artı x yapacak. Yani paydamız bir kere x kare artı x olacak arkadaşlar. Yani cevap ya Adana ya Denizli, başka da yok kardeşim. Diğerlerini sildik. Şimdi yukarıki tarafı düzenleyelim. Şu y x'i bir açalım isterseniz hemen. Şöyle oluyor. Y'yi içeriye dağıtıyorum. Yx artı y eksi yx geliyor. Bölü yine x kare artı x'imiz de var tabii. Yx'ler giderse ne kaldı geriye? Y bölü x kare artı x. Yani Adana şıkkı doğru cevapmış dostlar. Evet, geldik şuna. Bir grup öğrencinin her biri 300 TL vererek ortaklaşa bir ev tutuyorlar. Bu gruba bir kişi daha katılırsa kişi başına 50 TL daha az para düşmektedir diyor. Bak hepiniz üniversiteye gideceksiniz Allah nasip ederse seneye. Ev tutacaksınız. İşte bu hesabı %100 yapacaksınız kardeşim hepiniz. Bir kişi daha alsak azıcık daha bize az para düşse diye hesap yapacağız hepimiz. Şimdi X kişi diyelim. Adamın X kişi 300'er TL verirse evin kirasını ödüyormuş. O zaman bu evin kirası, ev kirası 300 çarpı x TL değil midir dostum? Bak 5 kişi olup 300'er lira verirsen 5 çarpı 300, 1500 lira evin kirası. X kişiyiz, x çarpı 300 lira evin kirası. Şimdi bu gruba bir kişi daha katıldı. O zaman artık x artı bir kişiyiz. Evin kirası şöyle oldu. X artı bir kişi çarpı kişi başına kaç lira düşüyordu? 50 lira daha az. O zaman 250 lira düşüyor kişi başına. Böyle oluyor bu sefer evin kirası. Şimdi ev sahibi kirayı değiştirir mi? Yok, siz bir kişi geldiniz, kirayı ben biraz daha ucuz yapayım, pahalı yapayım diye bir şey demez, değil mi? Kira aynı kira. İşte 300x demek ki bu amcaya eşit. Hadi eşit diyelim. 300x eşittir. 250 içeriye dağıtıyorum. 250x artı 250. 250x buraya gelirse burada 50x kaldı gobeller. Eşittir 250. Birer sıfır sildim. Bir de 5'e böldüm amcamı. 5 çıktı dostlarım. Başlangıçta evi kaç öğrenci tutmuştur? 5 kişi. Bunlar da bokunu çıkartmış tabii. 5 kişi bir evde olur mu lan? 3 olur hadi en fazla. Siz öyle yapın ha. 5 kişi tutmayın da kirayı az ödeyeceğiz diye. Bir grup çocuk ortaklaşa bir top almak istiyor. Her çocuk 100 TL verirse 100 TL eksik kalıyor diyor. Eğer her çocuk 120 TL verirse 60 TL fazla geliyor diyor. Bak şimdi. Topun fiyatı T lira olsun kardeş. X tane de çocuk var. X tane çocuk. Şimdi ne diyorsa onu yapıyorum bak. Rahat ol. Çok kolay çözeceksin soruyu. İnan bana. Şimdi her çocuk 100 lira verirse. Lan X tane çocuk var. O zaman 100x lira topladık mı biz aramızda? 100x lira topladık ama 100 TL'miz eksik. O zaman biz buraya artı bir 100 TL ekledi bir tane amca ve topun fiyatına ulaşabildik böylelikle. Devam. Birinci cümleden denklemi kurduk. Geldik ikinci cümleye. Eğer diyor her çocuk 120 TL verirse, X çocuk var. Her birimiz 120'şer TL verirsek 120x lira topladık.
Bu sefer 60 TL de fazlamız var. Yani bu topun fiyatından 60 TL fazla. O zaman ben 60 TL'yi çıkartırsam bu da topun fiyatına eşit. İşte topu kaldır aradan. Bu iki amca birbirine eşitmiş. Hadi 100x'i buraya aldım. 20x oldu. 60'ı buraya, eksi 60 buraya artı geldi. 160 oldu. Birer sıfır sildim. 16 bölü 2'den 8 çıktı. X. 8 kişi varmış grupta dostlar. Evet, 6'yı da gömdük. Çevirdik arkayı. 7 numaradayız. 7 numarayı da şöyle bir odaklama muhabbeti yapalım. Bir salonda misafirler masalara dörder dörder oturunca iki masa boş kalıyor. Ha, bu da arkadaşlarım çok klasik bir soru. Üniversite sınavında farklı farklı versiyonlarda sorulmuş bir sorudur dostlarım. Ha, bu sene sorulur mu böyle bir soru? Zannetmiyorum arkadaşlar. Bu sene artık biliyorsunuz sorulan sorular biraz daha böyle karmaşık, biraz daha Türkçe gibi uzun destansı sorular oluyordu. Bence bu şekilde sorular soracaklar tabii yine bu senede dostlarım. Biz tabii burada şimdi amacımız temel atmak. Bir temeli atalım, bir tane de güzel bir böyle soru çözeceğiz arkadaşlar. Soru bankasından sınava yakın soruları çözeceğiz dostlarım. Şimdi burada ne diyor? Bir salonda misafirler masalara dörder dörder oturunca iki masa boş kalıyor. Misafirler üçer üçer oturunca 12 misafir ayakta kalıyor. Buna göre misafir sayısı kaçtır diye bir soru sormuş bize dostlar bu adam. Şimdi biz bu sınıfta daha doğrusu bu salonda x tane masa olsun diyelim arkadaşlar. X tane masa var. Şimdi misafir sayısını bulmaya çalışıyorum. Şuraya yazalım. Misafir sayısı. Şimdi kaç tane oturuyorlardı ilk cümlede? Dörder dörder oturuyorlar her biri. İki masa boş kalıyor dostlarım. Şimdi x tane masamız vardı. İkisi boş kalacak. O zaman x eksi iki tanesi doldu. Peki her bir masada kaç kişi oturuyordu? 4. O zaman 4 çarpı x eksi 2 kadar insan gelmiş bu salona. Birinci cümleden bulduğum denklem bu. Şimdi geldim bak ikinci cümleyi de yapalım daha iyi anlasın. Şimdi yine misafir sayısını bulacağım. O yüzden eşittir diyor. Üçer üçer oturunca 12 misafir ayakta kalıyor. Bak demek ki x tane masanın her birine üçer üçer oturunca bütün masalar doluyor. Artı 12 kişi de ayakta kalıyor. Yine misafir sayısı bu çıktı dostlarım. İkisi de birbirine eşitse hadi düzenleyelim. 4x eksi 8 eşittir 3x artı 12. 3x'i buraya x yaptım. Eksi 8'i buraya artı geçirdim. 20 oldu. 20 tane masa varmış bu sınıfta, bu salonda. 20 masaysa misafir sayısı 3 çarpı 20'den 60. 12 daha 72'yi paketledim dostlar. Ha, istersen buradan bul. 20 eksi 2 18. 4 ile 18'in çarpımı yine 72 gelir dostlarım. Misafir sayısı 72. Geldik 2 numaraya. Bak aynı soru. Farklı bir versiyon. Bu sefer sınıfta öğrenciler oturuyormuş. Bir sınıfta öğrenciler sıralara ikişer ikişer oturunca. Şimdi x tane sıra olsun. Her bir sıraya ikişer ikişer oturunca 6 öğrenci ayakta kalıyor. Yani bütün sıraların her biri doluyor. İkişer ikişer doldurdular. Artı 6 kişi de ayakta var. İşte bu benim öğrenci sayımdır dostlar. Sınıftaki öğrenci sayısı budur. Devam. Şimdi aynı sayıyı bir de farklı bir yolla buldurtacak bize kardeşler bu eleman. Üçer üçer oturursa da diyor 3 sıra boş kalıyor. Yani x tane sıranın 3 tanesi boş ve her sırada 3 kişi oturduğu için bu kadar kişi daha var diyebilirim ben. Sınıftaki öğrenci sayısını bir böyle bir böyle buldum. Hadi ikisini birbirine eşitledik. 2x artı 6 eşittir. 3x eksi 9 geldi. 2x'i buraya alalım. X eksi 9'u buraya alalım. 15. 15 tane sıra varmış ama bana öğrenci sayısını soruyor. Öğrenci sayısı neydi? 2 çarpı 15, 30. 6 da buradan geldi. 36'yı paketledim dostlar. Evet, 3 numara.
Merdiven inme çıkma sorusu arkadaşlarım. Bir merdivenin basamaklarını ikişer ikişer çıkıp üçer üçer inen bir kişinin çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısından 8 fazladır. Buna göre merdiven kaç basamaklıdır diye bir soru sormuş bize amcam. Hadi gelin birlikte yapalım. İpucu basamak sayısı eşittir basamak sayısı. Evet, güzel bir ipucu. Diyelim geçelim. Ben anlamadım burayı. Neyse devam edelim biz arkadaşlar. Ben şöyle çözeceğim şimdi bu soruyu. Kardeşim ikişer ikişer çıkılıyormuş, üçer üçer de iniliyormuş bu merdiven. O zaman bu merdiven 2 ve 3'ün ortak katı kadar basamak sayısına sahip. 2 ile 3'ün ortak katı 6x tane basamak olsun. 6x tane basamak var. Şimdi ben ikişer ikişer çıksam bu basamakları. Bak şöyle düşün. Önce normal bir sayı değeri verelim. Mesela 6 olsun diyelim. Kaç tane basamak var? 6 tane basamak var burada. 1, 2, 3, 4, 5, bir tane daha 6. Ben ikişer ikişer çıksam bak 2, 2 çıkıyorum. 2, 2, 2. Kaç adımda çıkarım bunu? 3. Nasıl buluyormuşuz adım sayısını dostlarım? Basamak sayısını kaçar kaçar çıktığıma bölüyorum, adım sayısı bulunuyor. O zaman benim çıkarken ikişer ikişer çıkıyorum ya, 6x tane basamak var. İkişer ikişer çıkarsam 3x adım atar mıyım ben çıkarken? Bir de inerkeni bulalım. Dostum kaçar kaçar iniyor? 3'er 3'er iniyor bu kişi. 6x bölü 3'ten 2x adım da burada atar mıyım? Peki ne diyor şimdi? Kişinin çıkarken attığı adım sayısı, çıkarken yani 3x, inerken attığı adım sayısından dan ekini görün arkadaşlarım. 2x'den 8 fazladır diyor. Dan eki neredeyse onun yanına koyacaksın fazlalığı. Nın eki neredeyse onu çarpacaksın katı dediği sayıyla. Tamam mı dostum? Eklere, bu eklere dikkat edin. Peki buradan x ne çıktı dostum? 8. Bize neyi soruyor? Merdiven kaç basamaklı? Yani 6x'i soruyor. 6 kere 8, 48'i paketledim goberler. Son sorumuza bakıyoruz. A marka mürekkebin paketinde 5 tane, B marka mürekkebin paketinde 12 tane toner bulunmakta ve her ikisinin de paketi aynı fiyattan satılmaktadır. Hangi marka kullanılırsa kullanılsın sayfa başına toner maliyeti aynıdır. B marka bir tonerle 2000 sayfa yazılabildiğine göre A marka bir tonerle kaç sayfa yazılabilir diye bir soru sormuş dostlarım. Güzel de bir soru olmuş arkadaşlar. Hadi başlayalım hemen sorumuzu çözmeye. Şimdi dostlar ezan okunmaya başladı. Seslerimiz karışmasın diye ben burada bir videoyu durduruyorum. Devam edeceğim ezan bitince. Evet arkadaşlarım ezanımız bitti. Hemen gömelim şu soruyu da. Neydi bu? A mürekkebinin paketinde 5 tane, B mürekkebinin paketinde 12 tane toner bulunmakta. Hatırladım soruyu dostlar. Diyor ki B marka 1 tonerle 2000 sayfa yazılabildiğine göre. O zaman 1 tonerle 2000 sayfa yazılıyorsa 12 tonerle 12 çarpı 2000 sayfa yazarım dostlarım. Ve bununla diyor bu kadar yazabildiğine göre diyor. Paketinde 5 tane bulunan A ile kaç tane yazarsın diyor. O zaman bunu hemen 5'e böldüğümde de dostlarım A tonerle 1 toneriyle kaç tane yazıldığını bulabilirim. 5'e böl, 5'e böl 4 çift 0 400 çarpı 12. 4 ile 12'yi çarpsam 48 çift 0. Yani Denizli şıkkı doğru cevap geldi dostlar. Evet 7 numarayı da gömdük. Hemen 8'e alalım. Odaklanmasını da ayarlayalım. Tamamdır. Parasının 3 bölü 7'sini harcadıktan sonra kalanın 2 bölü 3'ünü kardeşine veren Metin geriye 8 TL'si kalmıştır dostum. Kesirli ifade görünce ne yapın demiştim size. Şu paydaları bir çarpın. 7 ile 3 ya. 21 lira olsun. 21x lira olsun bu adamın parası. Şimdi bu 21x'in önce 3 bölü 7'sini hesaplayalım. Yani 21 çarpı 3 bölü 7, 7'ye böl 7'ye böl 3, 3 kere 3, 9x'ini harcadı. Harcanan 9x. Dolayısıyla kalan ne kadar oldu? 21'di ya arkadaşlar. 21'den 9'u çıkarttım, 12x kaldı.
Kalanları böyle yazıyorum ki bakalım kalanın mı diyor yoksa kalanın demiyor mu? Yine tamamını mı diyor? Burada kalanın diyor. Kalanın 2 bölü 3'ünü harcayacak bu sefer. Yani 12'nin 2 bölü 3'ünü harcatalım. 8x'i kardeşine verdi. Kardeşine 8x verdi. Kardeşe verdikten sonra kalan 4x kaldı. Metin geriye 8 TL'si kalmıştır. 4x 8'e eşitmiş. X ne çıkar bu durumda? 2. Başlangıçta kaç parası vardı? 21x'i soruyor. 21 çarpı 2'den 42'yi paketledim dostlarım. Hadi şuna bakalım. Şimdi bunu da dinleyin. İyice alışın. Üçüncü soruyu kendiniz yapmayı deneyin. Hatta bunu da kendiniz yapmayı deneyin arkadaşlarım. Bir durdur videoyu. Sonra benim çözüme bakarsın. Bir top kumaşın önce 5 bölü 8'i sonra kalan miktarın 1 bölü 6'sı satılınca geriye 10 metre kumaş kalmıştır. Kumaşın tamamına ne diyeceğiz biz? Tamamı 48. 6 ile 8'in çarpımı 48x olsun. Önce 5 bölü 8'e, şimdi hemen 48'i 5 bölü 8 ile çarptım. 6, 6 kere 5, 30. 30x. Ne diyelim? İlk satılan. İlk satılan 30x. Sonra kalan diyelim 18x'i kaldı. Sonra diyor kalan miktarım. Burası önemli arkadaşlarım. Kalan mı diyor yoksa yine tamamının mı diyor? Kalan diyor burada. Kalan 18 ya. 18'in 1 bölü 6'sı gitti gitti. 3x'i satılıyor. İkinci satılan 3x'tir. Ve son kalan 15x'tir diyelim. Geriye 10 metre kumaş kalıyor dostlarım. Bu da 10 metreye eşitmiş. Buna göre kumaşın tamamı nedir? 15x 10 ise x eşittir 10 bölü 15. Hatta 5'e bölelim. 2 5'e bölelim. 3. 2 eşit x eşittir 2 bölü 3. Tamamı neydi? 48x. O zaman 48 çarpı 2 bölü 3 diyorum. 3'e böldüm, 3'e böldüm. 16. Bir de 2 ile çarptım. 32 geldi sorumuzun cevabı. Hadi 3 numaradayız. Ne yapıyorsunuz burada? Videoyu durdurdunuz. Sonra benim çözümüme bakıyorsunuz. Cansu parasının önce 1 bölü 10. Sonra kalan parasının 1 bölü 3'ü. Sonra kalan parasının 2. Çarpalım 30. 2 ile çarp 60. Demek ki Cansu'nun parasının tamamı 60x. Önce 1 bölü 10. 1 bölü 10'la çarparsam 6x arkadaşlarım. İlk harcanan para 6x. Kalan ne duruyor bu durumda? Kalan 54x'te duruyor. Sonra kalan parasının 1 bölü 3'ünü. Hemen 54'ün 1 bölü 3'ü 3'e böl 3'e böl 18 mi geliyor dostlarım? Evet, 18x'ini daha harcıyor. Bu da ikinci harcanan para 18x ve ikinci kalan ne oluyor bu durumda? 54'tü. 18x'ini harcadım. 36x mi kaldı dostlarım? 36x kaldı. Sonra da kalan parasının yine kalanı 1 bölü 2'sini. 1 bölü 2 demek yarısını demek dostlarım. Bunun da yarısını harcıyor. Üçüncü harcanan para 18x lira. Ve üçüncü kalan yani son kalan yine 18x lira. 36'nın 18'ini harcadı. 18 kaldı. Geriye 90 TL'si kalmıştır. Bu da 90'a eşitmiş. O zaman x eşittir 5 mi geliyor dostlarım? Evet, x eşittir 5. Başlangıçta kaç TL'si vardı? 60 çarpı 5'i soruyor. O da 300 yaptı dostlar. Evet, şuna bakıyoruz şimdi. Bir sayının 3 bölü 4'ü ile kalan kısmının 3 bölü 4'ünün toplamı 30 olduğuna göre. Biz şimdi bu sayıya 16x diyelim mi dostlarım? Hani 4 4 16x diyelim değil mi bu keratayı? 16x tamamı. Bu sayının 3 bölü 4'ü. Hemen 16'yı 3 bölü 4 ile çarpıyorum. 12x yapar. 12x'i ile kalan kısmının kalan kısmı 12'yi çıkartırsam 4x kaldı. 4x'in de diyor 3 bölü 4'ü 3x yapar. Toplamı 30 olduğuna göre bu ikisinin toplamı 30. Yani 15x eşittir 30, x eşittir 2. Bu sayı kaçtır? 16x'i soruyor. 16 çarpı 2'den 32'yi paketledik gobeller. Evet arkadaşlar.
İlk 8 köşe taşını gömdük. Bir sonraki videomuzda devam edeceğiz inşallah. 9, 10, 11, 12'yi gömeceğiz. Hadi bakalım, görüşmek dileğiyle, kolay gelsin.